Tanfri'nin hediyesi. Mutlu yıllar bize. Allah Allah. Nice senelere can kuşum. Şükür mü? Dolu nerede? Ver. Babanın hediyesine hadi yardım et Duru. Yardım et babanı açmaya. Artık hangi duvara asarsın bilmiyorum ama. İşte havada şey. Televizyonun önüne. Ev sahibinden izin almamız lazım. 10. yılımız şerefine iki çivi çekebilir miyiz? Yok ya, olanını şundan önüne söküyoruz. Ama iki çivi galiba. Beğendin mi? Beğendim. Yıllar yıllar. 2007. 2007'ye gel. Allah. 2008, bu da 2009. Mutlu senelerimiz olsun aşkım. Günaydın. Biz nereye geldik Duru? Ben. Meydana geldik, kahvaltı etmeye geldik. Evde sular kesikti çünkü. Bu? Evet, Duru ceket giydi çünkü bugün aşırı soğuk. Kaç derece? Bakıyorum. Bakıyormuş. Kaç derece Duru? Dün akşamdan beri aşırı soğuk. Dün akşam misafirlerimiz vardı. Onlar yolcularken var ya, of, donduk kapıda. Bitti. 65 Fahrenheit. Bitti. Gitti mi? Kim bitti? Misafirlerimiz mi? Evet, iki tane abi, bir tane amca, bir tane teyze. 18 dereceymiş. Donuyoruz. Ama gerçekten çok soğuk ya. Yani 18 ama yani hissedilen adeta eksi bir. Belki bir kar videosu değil. Belki bir kar manzarası yok ama bayağı serin. Yağmurlu. Duru baksanıza, sweatshirt üzerine yağmurluk. Değil mi Duru? Masa. Masalın ceketini giydi Duru. Masanın ceketi, evet, kuzenimin kızının ceketi. Bayağı. Onu giydi. Bayağı. Sağ olsun, o bize bayağı bir vermişti. Bayağı. Evet, sonra Duru'ya küçülünce biz de Mira'ya vereceğiz değil mi? Masalın kardeşine vereceğiz. Baya. Evet, Mira'ya vereceğiz. Baya giydi. Mira da giysin. Aşkım. Günaydın. Sana bir şey itiraf edeceğim. Aha. Artık videolarımız YouTube'da. Can you believe that? Yani sen YouTube'a çıkacaksın. Mutlu musun? En sonunda söyledim. İstersen senin yüzünü flu yapabilirim. Beni buzla. Ne diyordu hiç adam? Tek sansürlü. Evet, az sansürlü kahve içelim. Onun gibi oldu. Ben de aslında bir tane kocaman şal istemiştim ama onlar bavulda olduğu için bu uydurup şalımsı şeyi taktım boynuma. Bir nebze olsun beni korusun. Anne. Efendim. Baba. Baba. Anne. Anne. Duru, biz bugün ne yaptık? Babaya hediyesini verdik değil mi? Babaya hediyesini verdik. Çok sevdi. Baba açtı. Baba açtı, evet, hediye paketini açtı. Koydu. Koydu. Baba
yukarı çıktı. Yukarı mı çıktı? Evet. Neden çıktı yukarı? Neden çıktı yukarı? Şimdi şimdiki meselemiz çerçeveyi nereye asacağız? Kahvemiz de geldi. Ben çay içiyorum, sarı kahve. Omlet istedi, içine domates koyacağız, değil mi Duru? Evet, Duru'nunki. Ben ıspanaklı keçi peynirli kruvasan yiyorum. Duru salatalık yiyor. Sabri de peynirli... Yumurta peyniri. Yumurta peyniri. Kruvasan. Duru da salatalık yiyor. Yandan da bizimkilerden almaya çalışıyorum. Hadi bir daha söyle bakalım. Kutu, kutu. Bazı avulu sersi. Öncüsüzü. Arkası dersi. Bravo. Mama. Ama. Duru'ya banana bread söyledik. Duru kuşlar besliyor. Hava o kadar soğuk ki resmen güneşe çıkıyoruz ısınmak için. Çok soğuk ve rüzgarlı. Donduk vallahi. Ben de bütün tabii kışlıklarımızı falan hep bavullarda, yukarılarda saklıyorum. Bir daha da çıkarmadım artık. Üzerime de böyle ince bir merser izlemsi bir kazak giydim. Ama üşüdüm. Altıma uzun kollu giyseydim iyiydi. Altıma da kısa kollu tişört giymişim. Üşüdüm yani bayağı. Neyse şimdi zaten bitti yemeğimiz. Artık gideriz evimize. Sıcak sıcak otururuz. Çayımızı kahvemizi yaparız. Dün misafirlerimiz vardı. Dört büyük geldiler işte. Onlar çok tatlılar. Burada öğretmenler ikisi de. İşte bir oğlu ve torunuyla gelmişler. Yaşları büyük tabii bizden. Ama şey Türkiye'de yaşamışlar 14 sene. Kadın Meksikalı, adam Amerikalı. Adana'da yaşamışlar 14 sene. O kadar tatlılar ki ama böyle hep şey Türkiye özlemleri var yani. Ondan sonra şey her şeyde böyle Türkiye'den bir örnek veriyorlar. Yani 14 sene tabii çok uzun bir süre olduğu için artık her şeyleri böyle bir konudan bahsederken hemen işte Türkiye'de şöyle, Türkiye'de böyle, biz şöyle yapardık falan gibi örnekler veriyorlar. Ondan sonra bizi de çok seviyorlar sağ olsunlar. İşte mesela oğluna geçen yıl doğum günü hediyesi evine şey göndermiş, çaydanlık, iki tane çay bardağı ve çay. Ondan sonra hani böyle şey, onlar çok seviyorlar falan diye. Ben Türk kahvesi falan yaptım, bayıldılar. Ay ne yapıyorum işte, bu bardakları çok özledik de bilmem ne falan böyle. Ondan sonra işte Türk gecesi yapalım, hani Türk yemeklerini çok seviyorlarmış, işte onları özlüyoruz falan demişlerdi. Ben de onlara hünkâr beğendi yaptım. Ama kadın et yemiyormuş, o yüzden ondan yemedi. Ona da ayrıca tavuk yapmıştım, sebzeli tavuk fırında. Onu yedi o. Ondan sonra işte yanında meze olarak kuru domates salata gibi yapmıştım. Böyle zeytinyağlı, işte nar ekşili, cevizli falan, kekik falan koymuştum üstüne. Bir de pancar salatası gibi yapmıştım. Gene böyle zeytinyağlı, sarımsaklı, limonlu falan. Bir de normal salatamız vardı, yeşil salatamız zaten. Ondan sonra işte pilav da yapmıştım. Yalnız pilavım biraz kötü olmuş bence. Biraz aceleye geldi pilav. Suyunu fazla koymuşum sanırım. Alt taraflar biraz lapa gibi, üstler biraz kıtır kaldı falan. Tuhaftı yani, biraz acele ettim. Neyse ama gene de yedik. Ondan sonra en sonra da mozaik pasta yapmıştım zaten birkaç gün öncesinde, işte onu ikram ettim.
Sonra hem çocuklar o mozaik pastaya bayıldı zaten. Hem oğlu hem torunu ikisi de bol bol yediler. Kadın yemedi. Çünkü kadın süt ve süt ürünlerini yemiyormuş. Yumurta yemiyormuş. Alerjisi varmış. Et yemiyormuş falan. Öyle olunca mozaikte egg ne? Yumurta varmış. Thank you. Aa, diller karıştı ayol. Ona egg diyorum. Kadına teşekkürler diyorum. Kafa gitti. Ondan sonra neyse, mozaik pastada yumurta olduğu için onu yiyemedi. Yazık. Bir de böyle bayağı da güzel görünüyor falan dedi böyle. Ne var içinde dedi. Yumurta deyince böyle ben yumurta yemiyorum dedi. İşte patlıcanı da o hünkâr beğendi. Et yemediği için. Ben patlıcanı da beşamel sosunu sütle yaptım. O yüzden onu da yiyemedi. Tavuğun beşamel sosunu tavuk suyuyla yapmıştım. O yüzden onu yedi. Özellikle tavuk suyu yaptım. Hani süt koymadım. Üzerine mesela peynir de koyacaktım fırına koymadan önce. Peynir de yemediği için onu koymadım. Mesela salataya peynir koyacaktım, beyaz peynir. Onu da yemediği için ayrı bir tasta koydum. Herkes kendine özel olarak aldı falan yani. Yani bayağı böyle zor. Çok zor bir şey ya. Ben düşünemiyorum yani. Peynir, süt ve süt ürünleri olmayacak hayatımda. Peynir olmayacak, yumurta olmayacak. Bayağı et yemiyor. Bayağı bir şey yani. Bizim hayatımızda her gün yediğimiz, tükettiğimiz şeyler. Aşırı rüzgar var. İnşallah siz duyuyorsunuzdur bu arada. Onun dışında şu bardağımı şöyle koysam belki rüzgarı biraz kesen. Bir nebze. Ondan sonra bayağı 12'ye doğru gittiler. Ondan sonra tabii mutfak bu arada leş oldu. Ondan sonra ben artık onları bir posta koyduk. Hatta daha boşaltmadım, eve gidince yaparım. Ondan sonra şimdi bir posta daha koyacağım eve gidince. Yani daha bir de tencereleri falan da elimde yıkadım yani. Dün daha hani şey değil. Gene de bitmedi yani, bir sürü tabak çabak tabii ki. Kalabalıktık. Altı büyük, bir de Duru. Duru dün öğlen uyumadığı için akşam 8'de uyudu. 8'i 10 falan geçiyordu uykuya daldığında. İyi oldu. 8'den sonra da ben o misafirlerle rahat rahat ilgilendim, muhabbet ettim falan. Sabah da Duru 8'de uyandı. İnşallah bugün uyur yalnız çünkü Abigail'ın doğum gününe gideceğiz. Saat 4'te. Ve dün saat 4-5 gibi ben yemek yapmaya başladım artık. 6 gibi gelecekler çünkü. Ve Duru o kadar huysuzlandı ki ağladı. Babasıyla falan oynadılar aslında biraz. Kitap okudular falan ama düştü böyle iyice uykusuzluktan, artık böyle yoruldu, aşırı yani şey yaptı, yemek yemedi, bilmem ne, bizi sinir etti yani. O yüzden inşallah yani bugün de öyle olursa, çünkü tam doğum gününde huysuzlanmış olacak yani ve ben bunu hiç istemiyorum. Ama bilmiyorum, belki dışarıda olursak hani o kadar şey olmaz, etkilenmez yani uykusuzluktan. Duru'nun en yakın arkadaşım doğum günü, işte biz ona Lego aldık. Hediye paketi yaptık. Mickey, Minnie Mouse konseptli doğum günü. Ondan sonra bir tane de Minnie Mouse'lu şey aldık. Kart aldık ondan. Yazdık işte içine. İçine ben Duru'yla Abby'nin resmini koydum. Daha küçükken çekilmişlerdi ama onu koydum. Ondan sonra öyle yani. Bakalım, inşallah beğenirler ve güzel olur. Bakalım. Bir sürü oyuncak dedi, koyacağım dedi. Salonun ortasına dedi. Çocuklar oynasın orada falan dedi. Bakalım, belki hoşuna gider yani. Daha uyumazsa da öyle idare ederiz. Ve geç kalmak da istemiyorum. Mesela 3 gibi falan uyutmam yani hayatta. Çünkü Abigail çok heyecanlıymış. İşte Duru gelecek falan diyormuş devamlı. İlk söylediği Duru'yla Aslı diyormuş. Hani doğum günüme gelecek olanlar falan diye. Ben de geç kalmak istemem o yüzden. Bir de onlar daha erken toplanacaklar orada. Çünkü Abby'nin anneannesinin evinde yapılacak doğum günü. Erken gideceklermiş. Aile hediyelerini erken verecekmiş Abby'ye. 3 gibi falan hediyeleri, ailesinden gelen hediyeleri açacak dedi. Sonra 4 gibi hani arkadaşları gelecek. Hani parti o zaman başlayacak dedi. Ondan sonra bakalım, zaten çekerim yani şey. Pizza olacakmış. İşte cips falan koyacaklarmış. Pasta olarak da cheesecake. 3 tane cheesecake yapacaklarmış. Çünkü Abigail cheesecake çok seviyormuş. Ondan sonra normal pasta yerine cheesecake. Güzel yani, bakalım gidince dediğim gibi zaten çekerim orada da. İnşallah güzel geçer. Ama hava çok soğuk. Neyse ki iç alanda olacağız. Neyse şimdilik bu kadar. Geliyorlarmış. Acı. Kapa.
Neymiş o? Acı kapı. Acı kapı. Acı. Acı. Ağacı? Ağacı topluyorlar. Ağacı topluyorlar mı? Evet, evet. Ben de diyorum bunlar nereye gittiler? Ağacı topluyorlardı da. Bu ne? Bu bir şey değil. Eve aldım. Saatime takacağım. Bakalım içinden ne çıkacak?